sunar. Patron Mutfak'ta programına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, hanımefendiler, beyefendiler, ekranları başında bizleri izleyen değerli dostlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da TVNET ekranlarında Patron Mutfak'ta programı başlıyor efendim. Her sektördeki markaların hikayeleriyle buluşturuyoruz artık programımızı. Son derecede ve çok keyifli izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Geri dönüşleriniz için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece ülke sınırlarımız içerisinde değil, dünyanın dört bir köşesinde bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimiz var Fulya Şef'im. Bu o kadar keyifli bir şey ki, yani bizim hem gastronomiye küçük bir desteğimiz de olsa Türk mutfağının lezzetini anlatan bir program gibi algılıyorlar. Evet. Ve gerçekten de bazen yazdığımız menüler aslında izleyicilerimiz tarafından da takip ediliyor ve yapılıyor. Evet. O çok yüzden omuzunuzdaki yükler bence her hafta daha da çok artıyor diye düşünüyorum. Doğru. Her şey yolunda mı? Evet. Görüşmeyeli. Çok iyi. Siz nasılsınız? Bir yaramazlık yok. Saçların, evet, imajın güzel olmuş. Teşekkür ederim. Tarz olmuş ama yani. Teşekkür değişik ederim. Tarz. İnşallah bakalım izleyicilerimizden nasıl bir geri dönüş alacağız. Bakalım. Sevgili izleyiciler, yiyecek içecek sektöründe ülkemizde önemli markaları dönem dönem programımızda konuk alıyoruz. Önemli markalar var. Özellikle artık kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz, ailenizle bile yemek yiyeceğiniz, dostlarınızı, misafirlerinizi ağırlayacağınız konseptlerle ülkemizde çok kıymetli markaları gerçekten de her geçen gün sayısının arttığını görüyoruz. Bu markaların en değerlilerinden ve en kıymetlilerinden Midpoint markasının yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda da hemşerim sevgili Ayhan Çarıkçılar beyefendiyi alkışlarınıza yanıma davet ediyorum. Ayhan abi, buyurun. Merhaba. Şöyle pandemi selamını yine verelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim, sağ ol. Çok güzel anlattın. Hemşeri olduğumuzu da söyledin, çok mutlu oldum. Biz ikimiz Erzurumlu olarak bir araya gelmiş olduk bu vesileyle. Evet, gerçekten onurlandırdınız. Bu arada hemen diyoruz ki programın ilk girişinde pandemi bize hep eski geleneklerimizi tekrar hatırlattı. Ben doğru bunu her hafta söylüyorum. Evet. Hani kolonyayla biz misafirlerimizi karşılardık. Yanında şeker verirdik, çikolata verirdik. O yüzden harika. Bu alışkanlığımızı kolonyayla tekrar. Efendim, kolonyaları sıktık. Biraz daha hijyenik bir ortam sağladıktan sonra sevgili konuğuma programın ana şefi olduğunu hatırlatmak için Ayhan abicim, kendi restoranlarında ya da evde hiç daha önce mutfağa girdiniz mi? Mutfağa girdim ama yemek yapmadım. Hiç yemek yapmadınız, hiç bu önlük taktınız mı? Sayenizde yemek yapacağım. Hiç yani önlük taktınız mı abi? Önlük taktım, tamam. Yaptırmadılar yemeği. Evet. Ama böyle siftah olacak burada. İnşallah ceketinizi alalım. Ceketi çıkarayım. Pandemi dönemini nasıl geçirdik? Çok zordu. Yani bu süreç bütün sektör için çok zordu. Biz de tüm kadrodaki arkadaşlarımla, çalışan arkadaşlarımla birlikte hep birlikte bu sıkıntılı süreci yaşadık. Sonunda finalde Haziran ayı geldiğinde bizim için bayramdı. Temmuz'da da bayram biraz daha büyüdü. Saatler gevşedi falan. Biz bayramımızı yaşadık. Ülkemizde Doğukan'cığım, biz ilk beşin içindeyiz. İlk üçün içindeyiz. Marka algısı olarak, kalite olarak, müşterilerden aldığınız geri dönüşler olarak, network'ünüzün yoğunluğu olarak
böyle bir soru sormuş olsam. Tabii rahatlıkla. Biz şöyle diyeyim, bizim bulunduğumuz segment casual dining. Bu segmentte 5-6 marka vardır. Yani o ilk 5-6'nın da herhalde zaten mutlaka içindeyiz. Ama yukarıda aşağıdaki değerlendirmeyi benim gönlüm en tepeye koymak ister. Ama onu değerlendirmesini de büyük ihtimalle müşteriler yapıyordur. Sevgili izleyiciler, çok yakıştı diye düşünüyorum Ayhan abiye önlük. İnşallah evde de mutlaka bugün Erzurum yöresine bir yolculuk yapacağız ama evde mutlaka Erzurum yöresinden yemekler pişiyordur. Elbette pişiyor. Hanımefendi de mutlaka sizi bir gün bu önlüğü giydirerek herhalde aynısını isteyebiliriz. Yani bundan söyleyeyim. Sonra hep giyeceksin derse yandık. Sıkıntı olur o zaman. Evet Fulya Şef'im, bugün memleketimize bir yolculuk var. Olmazsa olmaz Erzurum deyince olmazsa olmaz etli lahana dolması ve kadayıf dolması. Nasıl, herkes evde çok kolaylıkla yapabilecek bir yemek mi lahana dolması? Tabii ki. Zaten bizim kültürümüzde dolma, yani Türkiye denince dolma geliyor aklımıza zaten. Yani önemli bir yemek. Yani normalde zaten Erzurum'da hani Doğu Anadolu'nun gastronomi kalesi gibi bir şey. Hatta hani UNESCO'da bile böyle nitelendiriliyor. Önemli bir mutfağa sahip, zengin bir mutfak kültürüne sahip coğrafya bakımından. Evet, evet. Orası da gerçekten hem önemli bir turizm çok beldemiz, ilimiz, evet. Palandökenimizden, cağ kebabından, yani Tortum Şelalesi'ne kadar, yani Erzurum kıymetlidir. Çok. Doğu'nun Paris'idir, değil mi Ayhan abi? Öyledir. Aslında bütün artık illerimiz, ilçelerimiz gerçekten bu ülkenin bütün... Yerli yabancı turizmine açıldı. Evet, yani, evet. Her artık her... belde zaten kendini keşfetmeye başladı. Doğru. Ve dolayısıyla da tüm valilikler ve belediyeler, özellikle yerel yönetimler de bunun farkında oldukları için hem kendi yemeklerini, geleneklerini, gastronomiye nasıl katkı sağlayabiliriz artık ön plana çıkartmaya başladılar. Yani bundan 20 sene önce birkaç tane il bilinirdi. İşte Antep mutfağı, Adana, Hatay, evet. Vesaire işte Ege'den İzmir'di falan, ama şimdi hemen hemen her il kendini ön plana çıkarmaya başladı. Bu da aslında şunu gösteriyor bence. Yani restoran ve yiyecek içecek sektörünün ne kadar hareketlendiğini ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Evet. Doğru. Bugün bunları biraz konuşacağız. Öncelikle Ayhan Çırıkçılar kimdir? Sizi ekranları başında ilk defa izleyenler sizi mutlaka tanımak isteyecek. Markalarınızı biliyordurlar ama... sadece Midpoint de yok aslında. Bunların hepsini konuşacağız. Önce sizi tanıyalım. Ben 1961 yılında Ankara'da memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Deniz Sesi ve Deniz Harp Okulu'nu bitirdim. 1984 yılında Deniz Harp Okulu Gemi İnşa Bölümünden mezun oldum. Çok güzel. 8 sene görev yaptım Deniz Kuvvetleri'nde ve daha sonrasında 1992 yılında istifa ederek ayrıldım ve ticaret hayatına başladım. Ticarette de 2002 yılına kadar değişik sektörlerde ticaret yaptım. En son 2002 yılında Bağdat Caddesi'nde kardeşimle birlikte ilk Midpoint şubesini açtık. O mimar birlikte hayalini kurduk, açalım arzu ettik ve şubemizin ilki Bağdat Caddesi'nin orta noktasındaydı. İsmini de oradan aldık, orta noktasından aldık ve Midpoint ismini koyduk ve böyle bir başlangıç oldu. Yani ben de onu soracaktım. Bu arada şefim, sen de hem sohbeti de kulaklarını eşlik edebilirsin ama neyle başlıyorsun, sana da onu sorayım. Lahana sarmasıyla başlayacağım. Ayhan Bey de bana biraz yardım edebilirse. Elbette. Çok sevinirim. Memnun olurum. Ayhan Bey'e ne yaptırmayı düşünüyorsun? Küp küp soğan doğrayayım benim için. Tamam. Etli lahana dolması. Orta boy beyaz lahana, 250 gram kuzu kıyma, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı salça, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber. Hazırlanışı.
Beyaz lahananın yumuşak yerlerini ayırıyoruz ve sıcak suda haşlıyoruz. Daha sonra derin bir kasenin içine kıymayı, bulguru, baharatları, salçayı ve küçük küçük doğradığımız soğanı ekliyor ve karıştırıyoruz. Daha sonra hazırladığımız iç harçtan yaprakların üzerine eşit şekilde koyup sarıyoruz. Tencerenin altına kalın yaprakları seriyoruz. Üzerine sardığımız yaprakları diziyoruz. Tencerenin dibine biraz su ekliyoruz. Üzerini tabakla kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. Kadayıf dolması. 400 gram yaş kadayıf ve 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz. Şerbeti için 3 bardak su, 3 su bardağı şeker ve 1-2 damla limon suyu. Bulamak için 3 adet yumurta, yarım su bardağı süt ve 1 paket vanilya. Kızartmak için sıvı yağ. Hazırlanışı. İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Derin bir kasede kadayıfımızı bulamak için süt, yumurta ve vanilyayı çırpıyoruz. Daha sonra kadayıftan avuç büyüklüğünde parçalar ayırıyoruz. Ayırdığımız parçaların içine ceviz koyup kadayıfı sarıyoruz. Sardığımız kadayıfı yumurtalı harca buluyoruz. Buladığımız kadayıfları yağda kızartıyoruz. Kızarttığımız kadayıf dolmalarını şerbete batırıyoruz. Şerbetin soğuk, tatlının sıcak olmasına dikkat ediyoruz. Şerbete buladıktan sonra Antep fıstığıyla süsleyerek kaymakla servis ediyoruz. Doğramaya başlıyorum. Aynen. Bakalım küp küp istiyorsun küp küp. Ama değil mi? Evet evet. Ben size bakayım burada. Bir örnek, evet bir örnek. Ben sen göstereyim mi? Yok ben doğrayacağım. Artık küp mü çıkar ne çıkar bilmiyorum. Tamam, sıkıntı yok. Harika. Şimdi şu birkaç tane herhalde evet. Şöyle yapsam uygun olacak. Evet. Valla gayet güzel. Bence bu işi bitirelim. Hemen bir, evet. Dikkat edin. Parmaklar kalsın lazım onlar. Gayet güzel. Hanımefendi en azından evde sadece soğanlara bile artık size destek soğanları olacak. Soğanları bana verecektir büyük bir ihtimalle. Tabii, muhtemelen yani programda ne yaptıysan onun aynısını isteyeceklerdir. Tamam çok güzel. Soğanlarımız hazır Hülya Şef'im. Çok teşekkür ederim. Bak hemen hemen işini bir kolaylaştırdı Ayhan Bey görüyor musun? Evet sağ olsun. Harika. Hoş gelmiş. Evet. Canım buyurun. Benim sana kolay gelsin. Al artık soğanlarını. Tamam bizden uzak dur. Evet. Şimdi 50 şube tabii midpoint ama son dönemlerde aile büyüyor tabii. Şimdi bir grubun öncelikle izleyicilerimize de tanıtmak lazım. Ayhan Bey ve ailesinin yönetiminde diğer markalar hangileri? Aslında bizim bildiğimiz ama midpoint biliniyor. Midpoint var. Doğru. O zaten işin lokomotifi. Şöyle söyleyeyim 2002 yılında midpoint ile başladık ve bugün 20 yılı doldurduğumuzda diğer markalarla birlikte toplamda 50 şubeli bir restoran grubu oldu. Bunu All Points restoran grubu diyoruz. Midpoint, Well Done, müzik ve yemeğin birleştiği bir daha Akbabalı ve son birkaç yıl önce 20 yıllık dostum Fuat Erdoğan bu işin ilk başlangıcı, ilk kuruluşunu yapan Kırıntı markasını evet. Sağlık sebebiyle devam ettiremeyeceğini söyledi ve emaneti biz devraldık. Old Points çatısı altına onu da kademe kademe ilerletiyoruz ve büyütüyoruz. Böyle bir marka grubu oluştu. Aslında Kırıntı da çok yani, nostalji. Çok nostalji ve gerçekten de hemen hemen herkesin mutlaka Kırıntı'da bir anısı vardır. Vardır, doğru. Hayırlı olsun demek lazım. Çok sağ olun. Şimdi peki yani bu yiyecek içecek sektörü aslında ülkemizde her geçen gün daha fazla önemini ön plana çıkartmaya başladı. Yani daha çok evde pişen yemeklerin de artık restoranlarda çok kolaylıkla yapıldığını, doğru. Türk mutfağının Anadolu'daki tüm lezzetlerinin artık her restoranda çok daha kaliteli sunumlarla tüketiciye, müşterilere hizmet vermek farklı bir ayrıcalık oluşmaya başladı. Yani sizler de marka olarak nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? Menüleri belirlerken bütün Anadolu'yu geziyor musunuz? Avrupa'daki menüleri nasıl uyguluyorsunuz? Biraz böyle markaların hem iç dizaynıyla, konseptiyle, dekorasyon tarafıyla, menü tarafıyla
biz biraz sizi tanımak istiyoruz. Çok güzel söylediniz. Şimdi son 20 yılda aslında yeme içme sektörü inanılmaz derecede gelişim gösterdi. Ve artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Hatta o kadar ki hayatın parıltısı. Parıltısı. Bunu hatta şu pandemi döneminde hayatımızda işte kapalı kaldığı dönemde baktık parıltı eksildi. Yani böyle bir boşluk var. Şimdi zamanlarımızı, hepimiz zamanlarımızı bu mekanlarda geçiriyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz, bir araya geliyoruz. Ve sektör de kendisini bu hayatın akışı içerisinde geliştirerek bir noktaya taşıyor. Bunu yaparken sadece yerel lezzetler değil, yerel lezzetleri de artık bünyesine katarak, dünya mutfağından lezzetler, yerel lezzetler bir araya getirilerek menü oluşturuluyor. Bunun için bizler araştırma yapıyoruz. Tabii ki hem dünyada hem ülkemizdeki lezzetlerin araştırmasını yapıyoruz, dahil ediyoruz ama bir yandan da gelen müşteriler de sizi yönlendiriyorlar. Yani biz 20 sene önceki menümüzle bugünkü menümüze bakıyoruz. Çok farklılık göstermişiz. Neden? Gelen müşterilerin isteği doğrultusunda da kendimizi yenileme ve geliştirme ihtiyacı duymuşuz ve her geçen günde mutlaka bir ilerleme gösterecektir bu. Artık gastronomi çok kıymetli oldu. Bütün Türkiye'nin birçok ilinde gastronominin festivali yapılıyor. Evet, birçok ilde artık konuşulmaya başlandı. Yani bugün biz az önce de ifade ettim, belli başlı illerimizi konuşurken şimdi çok rahatlıkla Kütahya'da konuşabiliyoruz. Çok rahatlıkla Kastamonu'yu, Giresun'da konuşabiliyoruz. Giresun, Kastamonu'da Rize. Konuşabiliyoruz. Rize'yi de, Karadeniz'in birçok illerini de konuşmaya başladık. Çünkü farkındalık ön plana çıkmaya başladı. Yani biz bir şeyleri fark etmeye başladık. Doğru. Lezzetlerimizi daha önemsemeye başladık. Peki midpoint ne demek? Midpoint orta nokta demek. Orta nokta. Aslında orta nokta ve sloganımız da meeting point. Yani insanlar orta noktada buluşurlar. Biz hem buluşmayı hem de orta noktada buluşmayı bu vesileyle sağlamış olduk, isimle sağlamış olduk. İnsanlar bizim mekanlarımızda buluşmaktan mutlu oluyorlar. Ki kaldı ki genelde insanların, çoğu insanın ulaşabileceği lokasyonlarda, noktalarda da yerlerimiz mevcut. Ben onu soracaktım. Yani bir şube açarken aslında nelere dikkat ediyorsunuz? Yani franchising sistemiyle çalışıyor musunuz? Şu anda Türkiye'nin kaç ilinde var midpoint? Biz 7 ilde varız. 7 ilde. Franchising sistemiyle çalışmıyoruz. Kendimiz evet, bunu açıyoruz. Da öğrenmiş olduk. Yani markanın bütünlüğünü sağlamak maksadıyla bizim tercihimiz bu yönde oldu ve franchise vermeden devam ediyoruz. Sebebi nedir? Yani sebebi bütünlüğü, yani en azından kendimiz kumanda edebilelim diye yaptığımız tercih sebebimiz aslında bu. Aslında çok önemli bir şeyi söylüyorsunuz. Yani belki bugün franchising sistemiyle çalışıyorsanız belki 200 şubeniz olurdu. Doğru. Para kazanırdınız. Doğru. Ama siz para kazanmaktan ziyade markanın bütünlüğünü koruyabilmek adına daha fazla omuzlarınızda yük aldınız. Doğru evet, mu? Evet. Bir tercihtir. Yani tercih. Diğer sistemi kuran arkadaşlar da o konuda başarı gösterebiliyorlar. Yani sisteminizi nasıl kurduğunuzla ilgili. Franchise sistemini kurabilirsiniz. Öyle bir sistemle başarılı olabilirsiniz. O da doğru bir yöntem olabilir. Öyle başarılı olanlar da tabii var çünkü. Evet. Yani bizim haklarını yemeyelim burada. Yemeyelim. Yani. Tabii bizim tercihimiz bu yönde oldu ve kendimiz açarak devam etmeyi arzu ettik ve bu yönde de devam ediyoruz. Ne kadarlık bir istihdam söz konusu bütün totalinde? Totalde 2000. 2000 çalışan, 2000 çalışan var. 2000 kişiyle birlikte hareket ediyoruz. Bu illeri sayıyordunuz tam Ayhan abi. İller İstanbul, İzmir, Ankara, İzmit, Bursa, Mersin, Antalya. Antalya. Evet. Ya bunları da siz özellikle seçiyorsunuz. Mesela diğer illerde de sürpriz. Zamanla inşallah. Var mesela çok yakında biz şu illerde de olacağız diyeceğiniz. Planladığımız, arzu ettiğimiz iller var. Onları da istiyoruz. Kademe kademe, yani işte Karadeniz tarafında, Güneydoğu Anadolu'da, Antep'te, Adana'da. Samsun'da, yani buraları da önümüzdeki dönemlerde inşallah planlayacağız. Erzurum'da var mı plan? Erzurum'u açmamız lazım.
Değil mi? Açmamız lazım. Erzurum'u açtığımızda tabii Erzurum'da inşallah bizim lezzetlerimizi çok sever, tercih ederler. İnşallah. Evet, bir de aynı zamanda yurt dışıyla da ilgili var değil mi gelişmeler, yani düşündüğünüz? Yurt dışının da altyapısını çalışıyoruz. Yani aslında bizim hayalimiz bundan sonra yurt dışında da yer açmak. Bilhassa Avrupa'yı arzu ediyoruz. Şimdi çok güzel bir isim. Marka ismi çok güzel. Yani tam böyle bir... Çok sağ olun. Değil mi Fulya Şef'im? Çok, yani çok böyle sağ Avrupa. Sağ ben önce hani acaba biz bunu dışarıdan mı aldık diye böyle sizi araştırmadan önce dedim ki yani bu yurt dışındaki bir markanın acaba biz temsilciliğini mi yapıyorlar burada diye baktım. Müthiş yani. Marka tamam. Biraz evrensel oldu. Aslında çok tabii güzel oldu. Hangi ülkeden olduğu önemli değil. Dünyaya açılmak istiyorsanız tabii markanın evrensel olmasında fayda var. Evet, evet, harika. Çok güzel. Yani menüleri de çok güzel. Menüleri. Evet, ben. Göz attın mı? Tabii. Sağ ol şef. Evet sevgili izleyiciler, Patron Mutfak'ta programı kısa bir reklamın ardından devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın. Reklamın ardından devam ediyor. Değerli izleyiciler, an itibariyle eğer bizleri yakaladıysanız televizyonlarınızın başında program konuğumuz Midpoint Restoranları ve bu kıymetli markanın yönetim kurulu başkanı Ayhan Şef'imle beraber programın ilk bölümünde biraz markayı anlattık, soğan doğradık ama anladığım kadarıyla bu reklam arasında şefimle bir dayanışma yapmışlar. Çünkü Ayhan Şef'imin tezgahında bir lahana görüyorum. Evet. Yoksa düşündüğümü mü yapacaksınız Ayhan abi? Ya şöyle, Fulya Şef'im lahanayı sarmadan olmaz dedi. Sadece soğan doğrayarak kaçamazsın dedi. Kaçamazsınız dedi. Müthiş. Lahanayı da saracağız. O zaman eldivenler takılıyor. Eldivenlerimizi takalım. Büyük an diyoruz şu anda. Efendim, tüm Midpoint çalışanları, tüm Ayhan Bey'in eşi, dostu, ailesinde kimler bizleri izliyorsa lütfen kendisiyle karşılaştığınızda mutlaka bu lahana sarmasını isteyin kendisinden. Şimdi. Genelde bizim kendi yerlerimizde şeflerim müdahale ediyorlar. Sen karışma bizim işimize diyorlar ama artık karışacağım. İşte bu. İşte bu. Vallahi müthiş. Hatta ben programın reklam arasında Ayhan Şef'im bak bu böyle olmaz. İstersen bir Fulya Şef'ten bir kısa da olsa bir taktik alalım. Doğukancığım bu iş benim işim dedi. Tabii tabii, çocukken de sarmışlığımız vardır. Evet. Fulya Şef'im uygun mudur? Çok uygun. Tamamdır, buyurun. Hemen. Evet, artık onun bütün sonraki sistemleri Fulya Şef'im. Aynen. Sen devam edersin. Aynen. Evet, değerli izleyiciler, ülkemizde gastronomi sektöründe, yiyecek içecek sektöründe gerçekten de son yıllarda çok kıymetli gelişmeler, çok değerli gelişmeler söz konusu. Artık yerli ve yabancı turizmin hani biraz daha sayılarının artması ve ilginin artması, o illerdeki bizim yemek kültürümüzün, yemek geleneklerimizin ön plana çıkması da turizme de inanılmaz katkı sağlıyor. Dolayısıyla da siz ayrıca bir kendinize bir sorumluluk hissediyor musunuz? Mesela elbette. Bir işletme sahibi olarak, bir marka sahibi olarak. Evet, artık şöyle, sorumluluk sadece bireysel işletme sahiplerinin değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, İller, valilikler, bunların hepsi bu konuda özen gösteriyorlar. Çünkü yemek bir deneyim işidir. Yani sonuçta insanlar bir yöreye, bir yere gittiklerinde turizmin içerisinde gastronomi, yemek bu işin ayrılmaz parçasıdır. Çok ciddi bir şekilde öne çıkmaya başladı. Hatta bakanlığımız nezdinde de gastronomiye ciddi önem veriliyor ve son bu 10 yıl diyebilirim. Son 10 yılda daha da üzerine eğilmeye başladı. Peki, bütün samimiyetimle söylüyorum. Avrupa'yı da gezen bir insansınız. Yani Fransız mutfağı mı? Ya da işte atıyorum bir dünya mutfakları içerisinde Türk mutfağının yerini nerede görüyorsunuz?
Şöyle, şimdi biz tabii Türk olduğumuz için bizim bütün damak... Objektif olabilir miyiz acaba? Damak zevkimiz, bizim kendi damak zevkimiz yerli lezzetler. Yani bunu çocukluğumuzdan itibaren ona tecrübelenmiş. Yani damağımız ona alışmış. Şimdi ben herhalde seçimimi Türk mutfağından yana kullanırım. Ama benim çocuklarım biraz daha belki farklı ya, düşünebilirler. Bir İtalyan mutfağı, bir Fransız mutfağı. Onlar da çok güzel ama onlar da çok güzel mutfaklar. Bir Arap ama bizim mutfağı tabii, yani birçok mutfak çok iyi ama yani sonuçta bizim 60 yaşındayım. Dolayısıyla benim damağımın Türk lezzetine alışık olması çok daha normal. Yani mesela müşteri geldi, menüye baktı. Yani siz tabii onun analizini de yapıyorsunuz yani. Evet. Aslında hani ne kadar neyin tercih edildiğini. Yani oturduğunuz zaman bir menü belirliyorsunuz. Yüzde kaçını Türk mutfağından oluşturuyorsunuz menülerin? Şöyle, %30'u Türk mutfağından oluşuyordur. Ama diğer markalarımızda Akbabalı ve bir daha da tamamı neredeyse Türk mutfağı. Tamamı. Dolayısıyla biraz daha kurguladığınız konsepte bağlı olarak da o seçimleri yapıyorsunuz. Yüzdeyi ona göre yapıyorsunuz. Pandemi dönemini nasıl geçirdik? Pandemi dönemi bizim sektör için yani en zor süreçti herhalde. Aslında sadece bizim sektör demeyelim, tüm dünyadaki insanlar için pandemi beklenmedik bir şeydi. Hiç aklımıza gelmedi. Yani böyle bir şeyin kurgulasanız, söyleseniz, olacak deseniz hiçbirimiz inanmazdı. Çünkü bu kadar çok 2000 çalışan var. Bu insanların hayatta kalması, işletmelerin kapanmaması, yani inanılmaz bir imtihandan geçtik. Öyle hepimiz oldu. Geçtiniz, geçiyoruz. Şöyle, tabii bizim 14 aylık bir süreç pandemi dediğinizde yaşadık ve Haziran ayında açıldı. Uzun bir dönemde full kapalılık yaşadık. Çok zordu. Yani bu süreç bütün sektör için çok zordu. Biz de tüm kadrodaki arkadaşlarımla, çalışan arkadaşlarımla birlikte hep birlikte bu sıkıntılı süreci yaşadık. Ancak sonunda finalde Haziran ayı geldiğinde bizim için bayramdı. Temmuz'da da bayram biraz daha büyüdü, saatler gevşedi falan. Biz bayramımızı yaşadık. Şöyle bakıyorum, pandemiye diyorum ki yani bugüne kadar hiç aklına gelmeyen bir şeydi. Her şerde bir hayır vardır. Pandemiden mutlaka kendimize pay çıkarmalıyız. Bugüne kadar ne diyorduk? Yani hayat bizim, sağlık bizim, her şey bizim sanıyorduk. Biliyorduk belki eskiden de şükretmeyi ama şimdi döndük, gerçekten şükretmeyi bu bize hatırlattı. Hayatımızı geri aldık, sağlığımızı geri aldık. Eğer bunlar elimizdeyse, işimiz elimizdeyse, ekmeğimiz elimizdeyse dönüyoruz, diyoruz ki evet bak, şükretmen gerekiyordu, bundan sonra şükretmeyi hatırla. Her günde gerçekten bakıyorum kendi ekibimdeki çalışan arkadaşlarıma, herkes bugüne binlerce defa şükrediyor. Çünkü eğer ayakta kaldı, sağlığı tekrar yerindeyse ve işinin başındaysa ve hakikaten de kenetlendik, birlikte olduk, bugün her gün şükretmemiz gerektiği gündür diye düşünüyoruz. Ben de %100 katılıyorum Ayhan abi. Şunu da fark ediyorum çevremde de. Yani pandemide işini yapamayan, yani hangi koşulda olursa olsun, hangi şartta olursa olsun işinden ayrı kalmış insanların işiyle buluştuğu anda Allah'ım ne kadar güzel bir daha işim varmış. Oldular. Allah'ım ne kadar, ben bu işi ne kadar çok seviyorum diye aslında biraz da kıymetini bildiğimiz bir durum oldu. Bir durum oldu yani ortada. Bu da bize bir ders oldu ders aslında. Oldu. Yani sadece işin sağlık tarafı değil yani. Doğru. Aslında elden kaçırılan her şey kaçtığında kıymeti anlaşılır. Burada da bir dönem işimiz kaçtı ama sağlık da kaçabilirdi, hayatımız kaçabilirdi. Bunlar oldu, olmadı mı, yaşanmadı mı, yaşandı. Evet. Muhafaza ediyorsanız, elinizdeyse bugün şükretmemiz gerektiği gün, kıymetini bilmemiz gerektiği gün diye düşünüyoruz. Harika, harika. Çok sağ olun. Peki kişisel gelişim noktasında başta Ayhan Bey olmak üzere tüm çalışanlarıyla nasıl bir sistem kuruyor? Mesela çalışanlarınız size başvuruda bulunuyor, işte bir CV dolduruyor. Her türlü departmanlıkta, işin mutfak tarafında, sunum tarafında, karşılama tarafında. Yani artık orada da çünkü çok ciddi beklentileriniz var değil mi? Yani eskiden olduğu gibi yoldan geçeni herhalde işe almıyorsunuz. Şimdi bizim iki türlü rolümüz var. Bir, tecrübeli insanları alıyoruz. İki, hiç tecrübesi olmayan ama bizim de bir görevimiz, bir rolümüz var. Yani biz de
burada insan yetiştirmek zorundayız. Yani sadece yemek üretimi yapmayacağız. Biz bir okul gibi mi? Evet, yani biz sıfırdan alıp biz de onları yetiştireceğiz. Birçok insanda vardır, bizlerde yetişmiştir. Başka yerlerde de devam etmiştir. Gençler hatta sizi duyuyor bu arada. Yani, duysunlar. Evet, çok mutlu çok olurum. Güzel bir şey söylüyor. Çok da mutlu olurum. Biz de sıfırdan başlayıp, komilikten başlayıp müdür olan, en alt, mutfağın en alt kademesinden başlayıp şef olan birçok arkadaşımız var. Ve çoğunu da biz yönetim kadrosuna, müdür, müdür yardımcısı, şef, şef yardımcısı ve istasyon şefleri dediğiniz bütün kadroların hepsini içeriden yetiştirerek götürüyoruz. Bu bizim görevimiz. Çok güzel. Bu çok önemli. Yani hep hazır alırsak o zaman bize rol düşmeyecek. Yani biz biraz üretelim, bizden gerekirse başka yerler alıyor, alsınlar. Ama kendi rolümüzü, görevimizi de göz ardı etmiyoruz. Daha çok size hangi sınıf tercih ediyor? Yani sınıf derken hani bir müşteri portföyünüz portföyü var. Portföy anladım. O portföyde daha çok yani hanımların tercih ettiği bir marka mı, gençlerin tercih ettiği bir marka mı, yoksa iş dünyasının tercih ettiği bir marka mı? Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Çevremde birçok iş adamı, dostlarımız birçok toplantıları sizin restoranlarda yapıyorlar. Çünkü artık öyle bir ambiyans, evet, öyle bir konfor sunuyorsunuz müşterilere. Şimdi bizim dükkanlarımızın bulunduğu lokasyonlar çoğu, kimisi sadece sosyal hayatın olduğu yer, kimisi iş hayatının olduğu bölge. Yani birçok noktada da iş hayatını etkileyecek, sosyal hayatı etkileyecek, kadınların toplanarak bir araya geleceği yer olabiliyor, gençlerin toplanıp bir araya geleceği yer olabiliyor. Gerektiğinde bir öğrenci bir aylık karşılığından bir gün bize ayırıp da gelebiliyor. Gerektiğinde bir iş adamı iş toplantısını bizde yapabiliyor. Ev kadınları bir araya gelip toplantılarını, günlerini bizde düzenleyebiliyorlar. Dolayısıyla her tarafa dokunmaya çalışıyoruz. Fiyat olarak da genelde ürün kalitesi, hizmet kalitesi ve fiyat dengesini bir arada tutup pahalı bir ulaşılabilir marka mıdır mesela Midpoint? Değildir, ulaşılabilir bir fiyattır, ulaşılabilir bir markadır. O yüzden yani dediğim gibi herkesin rahatlıkla gelebileceği, zaman geçirebileceği bir yer olarak düşünüyoruz. Evet, biraz böyle sağımıza dönsek Ayhan abi, şöyle bir orada. Ben şeye bakayım ya, acaba lahana sarmasının durumu ne oldu? Evet, of, biraz daha pişmesi gerekiyor. Evet. Evet, harika. Çok güzel gözüküyor buradan. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ne güzel de kokmaya başladı. Evet, bu arada bizim memleketimize götürüyor ufak ufak. Bu arada kadayıf dolmamız da yapılıyor. Kadayıf dolması, yani Erzurum dediğinde ilk akla gelen herhalde cağ kebabıyla kadayıf dolmasıdır. Kesinlikle. Çocukluğumuzdan beri damağımızda, hep hatırlarız onu. Şefim, onları herhalde çok soğumasına gerek yok. Onlar biraz da sıcak yeniyor çünkü herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Daha lezzetli oluyor. Zaten. Daha lezzetli oluyor. Tabii. Ben de aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Çocuklar var mı? İki oğlum var. Allah bağışlasın. Amin Ayhan cümlemizin. Büyük oğlum 19 yaşında. Küçük de 14 yaşında. De. Emir ve Eren. İstiyorlar mı bu işi? Yani böyle ne hissediyorsunuz? Geliyorlar mı böyle okullar? yani böyle arada kaçıyorlar mı? Yani bugün aslında arzu ediyorlar. Yani bu mesleği yapmak istiyorlar. Ve ben de arzu ederim, bunu yapmalarını arzu ederim ama ileride okullarını bitirdikten sonra son tercihlerini yaparlar. Bu işe devam edip etmeme tercihini kendilerine yapacaklardır. Bitirdiklerinde mutlaka şirketin bir kademesinden, alt kademelerinden başlayıp devam edeceklerdir. Arzu ettikleri, tercih ettikleri takdirde. Ama mutlaka eğer onlar devam etmese bile bizim şirketin ekibi, kadrosu, çalışanları biz olmasak bile bu şirketi devam edebilecek durumda. Çünkü kişiye de çok da bağlamak istemiyoruz. Yani bir gün Ayhan yoksa da bu şirket devam etmeli. Harika. İnşallah. Öyle hayal ediyoruz. Peki hayalinizde ailenin içine dahil etmek istediğiniz, böyle uzaktan takip ettiğiniz markalar var mı? Bu aile, yani biz ilerleyen dönemlerde yani kırıntı gibi böyle... Ya bu aslında hiç öyle bir planlı değildi. Kırıntı bir tesadüftü. Bir şey kırıntı bir tesadüftü. Hayranlıkla
beğenerek, hayranlıkla gittiğimizde evet, bir yerde yani ben de kesinlikle giderdim. Kesinlikle. Hatta o kadar şeydir ki kırıntı Fuat Erdoğan'ın da değildir. Kırıntı sanki herkesin markası evet, gibidir. Yani o durumdadır ve herkes sahiplenmiştir. Orada kısmet bizim devam ettirmemiz gerekiyormuş. Böyle bir şey oldu. Yarın öbür gün şu marka bizde olsun diye gerçekten hiç düşünmedim. Ama övgüyle baktığım, beğendiğim markalar var. Allah herkesin yolunu açık etsin. Çok da güzel. Hem Türkiye'de hem yurt dışında büyük başarılar var. Ben o yurt dışına giden başarılı arkadaşlar gibi ben de gitmek istiyorum. Benim de hayalim o. Midpoint'i yurt dışına taşımak istiyorum. Peki Midpoint ile ilgili soracağım bu soruyu. Yani artık samimi bir ortamdayız. Böyle ülkemizde Doğukan'cığım, biz ilk 5'in içindeyiz, ilk 3'ün içindeyiz. Marka algısı olarak, kalite olarak, müşterilerden aldığınız geri dönüşler olarak, network'ünüzün yoğunluğu olarak böyle bir soru sormuş olsam. Tabii rahatlıkla. Biz şöyle diyeyim, bizim bulunduğumuz segment casual dining. Bu segmentte 5-6 marka vardır. Yani o ilk 5-6'nın da herhalde zaten mutlaka içindeyiz. Ama yukarıda aşağıdaki değerlendirmeyi benim gönlüm en tepeye koymak ister. Ama onu değerlendirmesini de büyük ihtimalle müşteriler yapıyordur. Neyle yapıyorlar değerlendirmeyi? Evet. Tekrardan bize gelerek bizim verdiğimiz mesajları yerinde görüyorlar. Verdiğimiz güveni, samimiyete inanıyorlar ve tekrardan bize geldiklerinde bunun tasdikini yapmış oluyorlar. Yani şu anda tüm dükkanlarımızda 10 milyon, yılda 10 milyon müşteri ağırlıyoruz. Bu tekrar ederek gelen bir 10 milyon müşteri, bu demek ki takdir görmüş, kabul görmüş. Bir yıl içinde. 10 milyon insana dokunuyorsunuz. 10 milyon insan bizi ziyaret ediyor, gelip zamanını geçiyorlar. Evet, bir sirkülasyon evet, söz konusu evet, orada. Çok ciddi bir network. Yani çok ciddi bir insan sayısından bahsediyorsunuz. Çok ciddi, evet, doğru. Ve bunlarla böyle bir Yunanistan'ı doyuruyoruz aslında, öyle söyleyebiliriz. Bir organik bağ kuruyor musunuz müşteriyle? Ya duygusal bağımız mutlaka vardır ama organik bağ sonuçta işletmelerde bulunan arkadaşlarımız mutlaka temastalar. Onun haricinde bir takım mecralardan da bize ulaşılabiliyor. Oralardan da takip ediyoruz. Müşterilerin görüşlerini, düşüncelerini, isteklerini, arzularını önemsiyoruz ve ona göre de kendimizi geliştiriyoruz. Peki şimdi markalaşma deyince Ayhan Bey nasıl bir algı oluşuyor sizde? Yani hani gittiniz bir yerin ismini koydunuz, tabelayı koydunuz, şubeleri açmaya devam ettiniz. Bu bir markalaşmak mıdır? Bence marka şudur, yani eğer yaşıyorsa, devam edebiliyorsa markalaşmıştır. Tabelayı koydunuz ama hayatını devam ettiremiyor. O zaman veya reklamlarda boy boy ilanınızı verdiniz, reklamınızı yaptınız ama belli bir süre sonra hayatını devam ettiremedi. O bence marka olmuyor. Marka ise yaşaması lazım, devam edebilmesi lazım. Benim düşüncem bu. Evet, inşallah. Bir de bunun tabii uzun yıllar inşallah devam ediyor ve aynı kaliteyi, sürdürebilirliğini eğer sağlayabiliyorsanız zaten yurt dışında, Avrupa'da çok uzun yıllar sürmüş kalabilir, markalar var. İşte bugün tekstil ya da işte hazır giyim sektöründe de baktığınızda çok 150 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık markalar var ve yaşıyor yani markaları. Biz o markaların hatta peşinden koşuyoruz yani. Evet, hakikaten öyle. Şöyle, ben mesela ilk 20 yıl önce Bağdat Caddesi'nde ilk şubeyi açtık. Midpoint ismiyle açtık. İkinci şubeyi 2 yıl sonra Nişantaşı'nda açacağız. İşte sektörden ya da işte sosyal hayatın içinden arkadaşlar tanıdık. İkinci ismi başka bir isim olarak koy, ikinci mekanı dediler. Çünkü bizim açtığımız yıla kadar genelde insanlar aynı ismin devamıyla mekan açmıyorlardı. Yeme içme üzerine açmıyorlardı. Sonra dedik ki yani bu işin güçlenmesi, korkmaya gerek yok. Yani niye? Çünkü bir markayı yapıyorsun, bir dükkanı öldürüyorsun, belli bir süre sonra devam etmiyor. Bunun için güçlü ol, inan, çalış ve devamını sağla. Her daim de mutlaka kendini daha iyi bir noktaya taşı, markanı daha iyi bir noktaya taşı, ürününü, hizmetini daha iyi bir noktaya taşı. Ve bunun için de biz hayır, bundan sonra açacağımız her dükkanı aynı isimle açacağız dedik. Harika. Ve daha doğru yaptığımızda zaman içerisinde, 20 yıllık süreç içerisinde bunu gösterdi.
Ayhan abi, şimdi programımızın son ikinci bölümünde sonlarına geldik. Senden şunu rica ediyorum. Jimmy operatörümüze direkt seni buluşturuyorum ve gençlerin, girişimci gençlerimizin, özellikle turizm otelcilik mezunu gençlerimizin, gastronomi mezunu gençlerimizin, okuyan gençlerimizin, bu sektörle alakalı hayalleri olan gençlerimize neler tavsiye edeceksin, söz sende. Bu sektörde ister profesyonel, ister yatırımcı olarak girin. Mutlaka hayalini kurun. Bugünden en son günkü hayali kurmayın. Bugün ulaşabileceğiniz, gerçekleştirebileceğiniz hayali kurun. Hatta yarın öbür gün kurduğunuz hayal, yaptığınız iş, yıkılabilirsiniz, devrilebilirsiniz. Kalkıp tekrar ayakta durabileceğiniz seviyede olmalı. Kalkın, devam edin. Her günde hayalinizi mutlaka ilerleterek, geliştirerek son noktaya kadar taşıyın. Ama ilk günden en büyük hayali kurmayın, hayalinizden de vazgeçmeyin. Evet, harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Patron Mutfak'ta programın ikinci bölümünde sonuna geldik. Sadece ve sadece bu muhteşem lezzetleri tatmak için sizlerden müsaade istiyoruz. Ben Patron Mutfak'ta programında final bölümünde Erzurum yöresinin etli lahana sarması, dolması ve mutlaka hepinizin tattığına emin olduğum kadayıf dolmasını biz sizin adınıza tadacağız. Erzurumlu hemşerim, aynı zamanda Midpoint Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şef'in bugün programımızın konuğuydu. Biz çok keyif aldık. Çok böyle inanılmaz nokta atışı mesajlar verdiniz. Hem sektör adına hem gençlerimize. İyi ki geldiniz Ayhan abi. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de büyük bir onur oldu. İyi ki davet etmişsiniz. Zaten seyrederken de çok bana huzur veren bir programdı. Çok keyif veriyordu. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bir de baktım ben buradayım. İyi ki, iyi ki çağırdınız. Çok sağ olun. Fulya Şef'im, görsel inanılmaz güzel gözüküyor. Eminim lezzeti de aynı şekilde güzeldir diye. O zaman teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Sizin de elinize sağlık. Ama benim de katkımı da teşekkür ederim. Ayhan Şef'im, buyurun o zaman. Bakalım tadına. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Erzurum çarşı pazar diye böyle tabii. Bir... Vallahi. Benim en çok sevdiğim yemek. Gerçekten. O zaman iyi bir seçim yapmışsınız. Siz seçtiniz. Ne kadar doğru seçmişsiniz. Evet. Bağırsaklara çok faydalı değil mi? Bu lifli yiyecekler, evet. Yemekler. Şefim. Evet, ben bunu program bittikten sonra devam edeceğim. Şimdi tatlının tadına bakmak istiyorum. Evet. Şefim, bu kaymak mı? Aynen. Kaymakla beraber alırsanız daha lezzetli. Peki efendim. Sizin sözünüzü dinlemek lazım yani. Erzurum deyince tabii ki kadayıf dolması. Hele dadaş, hoş mu sen, dolu mu sen, boş mu sen yani? Ayakların yan basır yoksa... Yoksa serhoş mu sen? Öyle miydi? Öyle bir şey vardı. Deyim vardı. Siz yiyecek misiniz? Evet. Şeyden, programdan sonra mı? Evet. Tamam. Vallahi ben çok beğendim. Eline koluna sağlık. Ayhan Şef'im,
Yani soğanları güzel kesmişsiniz, hissettik. Belli oluyor. Etin içindeki soğanlar belli oluyor. Acaba hangisini sardınız siz? Ya birkaç tane sardım. Son gördüğünüz yani bunlardan bir tanesi olma ihtimali var. Son olarak ne söylemek istersiniz? Kapatıyoruz programı. İyi ki geldik. Çok sevdiğimiz bir program. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim Doğukan'a, şefim Füle'ye. Emeği geçen herkese çok sağ olun. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Haftaya yepyeni bir programda ve başarı hikayesinde buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık. Bir ev deme markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sundu.